Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Yatab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sizlere ilk olarak Opet Test Köşesi ile sesleneceğiz ve sizleri Lizbon'a götüreceğim. Orada da Skoda'nın Superb modelinin kombi versiyonunu inceledik. O geliyor ekranınıza. Skoda D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb'in yeni neslinin kombi versiyonunu Portekiz'de tanıttı. Daha sofistike bir tasarım, daha fazla konfor ve en yeni teknolojilerle donatılan Superb, Haziran ayından itibaren Skoda showroomlarında yerini aldı. İlk kez 2001 yılında tanıtılan ve şu ana kadar 1.6 milyon adetten fazla satış rakamı elde eden Superb, aynı zamanda 20 yılı aşkın bir süre boyunca çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi oldu. 2001 ve 2008 yılları arasında toplam 137 bin adet birinci nesil Superb satışı gerçekleştirilirken, ikinci nesil model 2008'den 2015'e kadar toplam 618 bin adet satış rakamı elde etti. Üçüncü nesil Superb ise 2015 yılında tanıtıldı ve bugüne kadar toplam 845 binin üzerinde satış gerçekleştirildi. Skoda'nın amiral gemisi modeli yeni nesliyle birlikte tüm özelliklerini bir üst seviyeye taşımayı başardı. Yenilenen tasarımla birlikte daha rafine bir hale getirilen dördüncü nesil Superb, sekizgen Skoda ön panjuru, kaput üzerindeki Skoda logosu ve daha akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha aerodinamik tasarıma sahip olan Superb, geleneksel olarak Skoda modellerinin tasarımına yön vermeye devam ediyor. Markanın yeni modern solid tasarım dilinin unsurlarını tamamen yeni Superb modeline taşıyan Skoda, kristal detaylarla tamamlanan yeni LED matrix farları ve LED arka ışıklandırmayla dikkat çekiyor. Yeni Skoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve Laurent Clement Kristal olmak üzere 4 donanım seviyesiyle Türkiye'de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Skoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor. Skoda Superb'in giriş seviyesi Elite donanımda uzun far asistanı, şerit takip asistanı, arka trafik uyarı sistemi, şerit değiştirme sistemi, güvenli çıkış sistemi, ön bölge frenleme asistanı, sürücü yorgunluk ve dikkat uyarı sistemi, e-call acil durum çağrı sistemi ve 8 adet hava yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Dördüncü nesil Superb iddialı dış tasarımını içeride de devam ettiriyor. Yeniden tasarlanan kabinde direksiyon, göstergeler, ön konsol ve dekoratif döşemeler daha dikkat çekici hale getirildi. İlk kez bir Skoda modelinde vites kontrolünün direksiyon kolonuna taşınmasıyla orta konsolda daha geniş bir alan sunulurken 10 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı head-up gösterge ve 13 inç yüksek çözünürlüklü yatay dokunmatik multimedya ekranı aracın teknolojik yanını vurguluyor. Aracın içinde size Simply Clever özelliklerden bahsetmek istiyorum, en azından birkaç tanesinden. Bu bölüm soğutmalı ve buradaki iki tane Type-C girişi sayesinde iki telefonu aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Ve buradaki ekranlar biliyorsunuz hep parmak izi olur. Benim gibi titiz insanlar burada çok parmak izi görmek istemez. Onun için buradaki bölmeyi açıyoruz ve içeri yerleştirilmiş bu silgiyle ekranımızı temizliyoruz ve böylece parmak izlerinden de kurtuluyoruz. Gayet güzel bir özellik ama buradaki özellikler bitmedi. Bunu dışarı çıkartabiliyorsunuz, bu silgiyi koyduğunuz bölüm. İçinde hemen altında bir gözlük koyma kabı da var. Onu da buraya koyabiliyorsunuz. Yukarıda yok gözlük saklama kabı. O yüzden gözlüğünüzü buraya koyabiliyorsunuz. Yine içerideki bir lastik sayesinde de ister telefonunuzu ister tabletinizi diklemesine sabitleyebiliyorsunuz bu bölümü içine. Skoda yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb kombi modeli 1.5 litrelik TSI hafif hibrit motorla sunuluyor.
DSG otomatik şanzımanla eşleştirilen motor, her sürüş koşullarında yüksek konfor, performans ve verimlilik sağlamak üzere tasarlanmış. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb'de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda %10'a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor. 1,5 litrelik TSI hafif hibrit modelin yakıt tüketimi 100 kilometrede yalnızca 5,3 ile 5,6 litre arasında. Yeni nesil Superb her neslinde olduğu gibi konfor, teknoloji ve pratiklik konusunda da öncü rol oynuyor. Superb kombi 4902 mm uzunluğu, 1849 mm genişliği, 1482 mm yüksekliği ve 2837 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Yeni Superb kombinin bagaj hacmi ise 30 litre artırılarak 690 litreye ulaştı. Yeni nesil Superb güvenlik konusunda da ileriye doğru yenilikçi adımlar atıyor. Yeni modelde, önceki modelde de mevcut özellikleri daha da geliştirerek yolcularına en iyi güvenliği sağlamayı amaçlıyor. Akıllı park asistanı Skoda'da ilk kez sunuluyor ve aracın direksiyonunu ve hızını otomatik olarak kontrol ederek kendi kendine park etmesini sağlıyor. Bununla birlikte arka trafik uyarı sistemi, ön bölge frenleme asistanı, şerit takip sistemi, güvenli çıkış sistemi, trafik sıkışıklığı asistanı, şerit değiştirme sistemi, şerit takip asistanı Plus, akıllı adaptif hız sabitleyici, ön bölge frenleme asistanı gibi birçok özellik de yeni Superb'de yer alıyor. Castrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: arabalardaki güvenlik önlemleri ve araçların hızları artarken hız limitlerinin aynı kalması doğru mu? Otobanlarda daha hızlı gidilemez mi? Evet, bu da sürücülerin arasında genellikle konuştuğu konulardan bir tanesi. Eski oranla çok çok güzel yollarımız var. Zaten çoğu yol artık bölünmüş yol. Otobanlar var. Şehirler arası gitmek çok çok keyifli. Ben İstanbul'dan Kars'a kadar gittim. Hakikaten yani yağ gibi gidiyorsun. Ama hız limitleri de sürücülerin en çok konuştuğu bu radara yakalanma konuları var. Sen ne diyorsun Serdar abi? Yani bu kadar güvenlik önlemi artmış, araçların son süratleri artmış, güçleri artmış, hız limitleri aynı kalıyor ya da çok hafif arttırıldı. Yani aslında arttırıldı. Yani belli bir adım, evet, adım adım arttırılıyor. Benim hatırladığım ilk otobanlar birinci köprü açıldığı zaman 90 kilometreydi. Sonra 100'lere çıktı, 110'lara çıktı, 120'lere çıktı. Şimdi 130'a kadar çıktı zannediyorum. Zaman içerisinde bir miktar daha belki artacaktır. Ama bunun limitsiz hale gelmesi veya 180 kilometre, 160 kilometre olmasını hiç kimsenin beklememesi lazım. Burada 2-3 sebep var bunu doğrulayan. Bir, hava şartları. Yani siz kuru bir havada otobanda gittiğiniz gibi yağmurda da gidebilirsin, karda buzda da gidebilirsin. O şartlarda bir anda günün içerisinde 5 kere limitlerin değişecek hali yok. Çünkü otomobil, evet, kuru zeminde otobanda 160 kilometreye giderken belki güvenlidir ama siz ıslak asfaltta 160'a çıkmaya kalkarsanız çok tehlikeli olabilir. Buzda belki 120'ye çıkarsanız çok tehlikeli olabilir. Bu kuralların hepsi, yani gün içinde saatlerde de değişemeyeceğine göre bunlar düşünülerek konuyor. Bir de aynı yollarda sizden çok daha yavaş vasıtaların gittiğini ve o vasıtaların da bazen sollama ihtiyaçları olduğunu, yani ağır vasıtaların, kamyonların, tırların, tankerlerin, buna benzer araçlarında yavaş gitmesi gerektiğini düşünürsek, bunların arasında da çok büyük hız farklarının olmaması lazım. Çünkü bu da kazaya sebebiyet verebilecek bir faktördür. Bir şey söyleyeceğim sana Serdar abi. Yani bütün bunlara katılıyorum. Yani bunları konuşuyoruz ama herkesin bence atladığı bir konu var. Sana bir sorum var. Kaç modelsin? 1958. 58 model abi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün teknolojik otomobilleri kullanıyorsun o dönemden beri. Otomobiller gelişti. Sen geliştin mi?
Senin sensörlerin içinde organlarında airbag'ler herhangi bir... Ben geri gitmiş bile olabilirim Murat'cığım. Yani sonuç onu anlatmaya çalışıyorum insanlara. İnsan vücudu, insan anatomisi gelişmiyor. Güvenlik donanımları yok. Hiçbir şey yok. Yani sen bir yere dün de 100 ile çarpsan, bugün de 100 ile çarpsan senin vücudun aynı şeyi alıyor. İstediği kadar hava yastığı olsun, olsun bu olsun. İç organlarının darbeyi aldığı anki şiddet aynı. Hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla senin arabanın hızının artması... Senin vücudunun hızının artması anlamına gelmiyor güvenliğin artması. Sen ölüyorsun, araba sağlam. Hani darbe emme noktaları var, acayip güzel araba deformasyon noktaları var, enerji yemiyor falan, bir sürü şey var, kabul ediyorum. Parça, yedek parçası var, değiştiriyorsun, çamurluk var, tampon. Senin yedek parçan yok ki. Ya ben niye araba gelişti, güvenliği arttı diye kendi bedenimi riske atayım ki? Arabanın içinde ölen benim, zarar gören benim, kemiklerim kırılan benim. Sen bilirsin yarış otomobillerinin altı nokta kazalarda en çok pilotların burada köprücük kemikleri kırılır. Tabii tabii. E ama işte altı nokta emniyet kemeri var, özel koltuğu var, yangın tüpü var, roll cage, her şey var. Ama adam zarar görüyor mu? Görüyor. O zaman hız demek ki bence hız konuşmamamız gereken bir şey. %100 haklısın. Bu söylediklerine %100 katılıyorum. Bir de bunun farklı bir tarafı var. Bu konuyla ilgili de 3 saat konuşabilirim. Çünkü tam motor sporları ve otomobil sporlarının içinden kaynaklı bir şey. Bir de Murat, insanların hepsinin kabiliyetleri, becerileri ve refleksleri aynı değil. Çok yani, doğru. Yani bu gitar çalmakla ilgili de böyle, yüksek atlamayla ilgili de böyle. Ne bileyim, klavyeyle daktilo yazmakla, bilgisayarda yazmakla, yani mesela otomobil kullanmak, ki benim esas işim olduğu için iyi biliyorum bu konuyu. Çok ciddi bir göz, el ve ayak senkronizasyonudur. Yani gözünüzle gördüğünüzü beyninize aktarırsınız. Beyniniz bunları algılayıp elinizle ve ayağınızla neler yapacağınızı size verir ve bunu ne kadar hızlı yapıyorsanız o kadar başarılı olursunuz. Algılama ve refleks süresi deniyor buna zaten. Aynen. Şimdi ve bu rally pilotlarında, Formula 1 pilotlarında bile değişken. Yani mesela biz işte sol ayak fren kullanma tekniği vardır. Kullanabilen pilot vardır, kullanamayan pilot vardır. Yani her pilot iki ayağını aynı beceriyle kullanamayabilir. Doğru. Bu hep insanlığın, yani insanların hep yaşadığı şeyler bunlar. Dolayısıyla o yolda maksimum hızlı yapacak sürücülerin de hepsinin kabiliyetlerinin, reflekslerinin, becerilerinin aynı olduğunu varsayamayız. Senin için ya ne var, ben bu yol burada 120 ile götürüyorlar beni, ben burada 220 ile de gidebilirim derken öbürü 120'de belki otomobili ancak şerit. Bunu kimseyi eleştirmek için veya kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Ben de onun gibi gitar çalamayabilirim. Bir de onun dikkat dağıtacak çok şey var. Onun gibi şarkı artık söyleyemeyebilirim. Onun gibi dans edemeyebilirim. Yani bunlar reflekslerle ilgili konular. Biliyorsun biz Türkiye'deki bu kadar senedir hep genç pilota yatırım yapmış ve çok genç pilotlar yarıştıran bir takımız. Benim en çok şahit olduğum şeylerden biri şudur Murat. Bunu motor sporlarıyla buraya bir örnek vereyim ve noktayı koymuş oldum. Bizim yavaş bir otomobilimizle çok başarılı olan bir pilot bir kademe yukarı çıktığı zaman hiç başarısız da olabiliyor. Hiç başarı da elde edemiyor. Çünkü 90 beygirlik, 100 beygirlik bir otomobile onun kabiliyeti yetişiyor ve bütün rakiplerini geçiyor. Orada 100 beygirlik otomobilde geçtiği rakibiyle ikisi birden 300 beygirlik bir otomobile geçtikleri zaman hiç gidemiyor. Çünkü refleks, demin anlattığım gibi kapasite. Yani o kapasite, yani dediğim gibi bu kimseyi küçümsemek ve değil. Yani bu esasında yol otomobillerine, otomobona ve hız limitlerine de %100 uyan bir şey. Siz onu çok iyi yapabiliyorsunuz diye rakibinizin diğer rakip dedim kusura bakma bizde diğer sürücülerin aynı şeyleri yapıyor olması şart değil. Bu durumda kazalara, felaketlere... Bir de dikkat dağıtacak çok şey var artık. Çünkü o telefon, işte ekranlar, multimedyalar, şimdi onlara televizyonlar falan bağlanıyor, filmler bağlanıyor. O yüzden ben tam tersi, hani otonom sürüşe geçip belli bir hızda aracın sizi bir yerden bir yere götürmesini daha güvenli buluyorum. Sayılar her şey arttı.
Evet, biraz hararetli bir konuşma oldu bu. Çünkü güvenlik konusu söz konusu olduğunda ben biraz daha hassas davranmak istiyorum. Çünkü benim güvenlik kullanmam değil, sizin güvenlik kullanmanız benim hayatım için daha önemli. Ben gelip kendi kendime çarpamam ama siz gelip bana çarparsınız. Dolayısıyla benim güvende olmam için sizin düzgün ve güvenli kullanmanız gerekiyor. Güvenlik kendimiz için, çevremizdekiler için, ailemiz için çok çok önemli bir konu. Sürat felakettir lafını da asla unutmayın. Bu bir gerçek, hiçbir zaman da değişmeyecek. Araçlar istediği kadar güvenli olsun. Vücudunuzun gelişmediğini asla ve asla lütfen unutmayın. Haftaya farklı bir konuyla tekrar beraberiz. Sevgili seyirciler, otomobil tarihinin köklü markaları biliyorsunuz 100 seneyi devirdi ve bunlardan bir tanesi de Opel 125. yıl kutlamalarını Rüsselsheim'de gerçekleştirdi. Seyirciler, Opel'in kalbi Rüsselsheim'a geldik. Daha önce de birçok kez buraya gelmiştik. Burada farklı modelleri incelemiştik ama bugün Opel'in 125. yıl kutlamaları için geldik. Burada bugün büyük bir şenlik havasında kutlama etkinliği düzenlenecek. Bakın burada Opel'in değişik modellerini görüyorsunuz. Motor sporlarında kullandığı modelleri görüyorsunuz. İçeride Opel'in tarihine kısa bir yolculuk yapacağız. Hemen ardından sol tarafımdaki Design Studio, yani tasarım stüdyosuna geçeceğiz. Oradaki detayları göreceğiz. Neler yapmışlar geçmişten günümüze, nasıl çalışıyorlar onları göreceğiz. Daha sonra minik bir toplantımız var ve ardından da fabrikayı gezeceğiz. Evet, sözü fazla uzatmayalım. Gelin şimdi hemen içeri geçelim. Opel Almanya'nın Rüsselsheim şehrinde yer alan genel merkezinde otomotiv üretiminin 125. yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar kapsamında 1899'dan bu yana daima ileriye sloganı öne çıktı. Alman marka son 125 yılda otomotiv alanındaki kilometre taşlarını ortaya koyan bir yıl dönümü sergisi düzenledi. Gördüğünüz gibi tarihe yolculuk edeceğiz. Girişte Opel modellerini görüyorsunuz, Astra'ları görüyorsunuz. 2000 Astra Kitkar, yine Türkiye'de motor sporları severler bu aracı yakından izleme fırsatı bulmuşlardı. Türkiye Rally Şampiyonası'nda Astra Elektrik hemen yanında. Yine eski Astra modellerini burada görüyorsunuz. İlk girişe dizilmiş. Hemen girişte Opel'in motor sporları tarihini, damgasını vurmuş modellerini görüyoruz. Özellikle 1983 model Manta 400 çok etkileyici gözüküyor. Bu bölümde Bold and Pure teması işlenmiş. Gördüğünüz gibi bir Opel bisiklet var. Astra Hybrid hemen ilk sırada konumlandırılmış ama onun yanında yine otomobil tutkunlarını heyecanlandıran 1969 model GT yer alıyor. Bir yana geçtiğimizde ise 1990'lara yine damgasını vurmuş bir model Opel Calibra. Altın teması içinde sergilenen, özellikle sarı kaplamalarıyla dikkat çeken Opel Capitan. Bu bölümde biraz daha geçmişe gidiyoruz. Opel 1899'da hani at arabalarının çektiği faytonlar vardır ya, biraz onları anımsatıyor. Ama bakın, çok ilginç de bir detaya sahip, hemen göstereyim. Farların içinde mum var. O zaman mumlar yakılarak far görevi görmesi sağlanıyordu, aydınlatma sağlanıyordu. Karşılıklı oturuluyor ve kumanda paneli, direksiyonu işte bu bölümde. Tabii ki ahşap tekerlekleri de unutmamak lazım. ...1974 Manta'dan Mokka Elektriğe uzanan yolculuğu gösteren bu bölümdeyiz. Hemen sağ tarafta ise iki
araç var. Bir tanesi motor sporlarında özellikle kullanılmıştı. Hemen önünde ise yine günlük hayatta kullanılan 1924 model bir Opel. Bakın yine jantlar oldukça dikkat çekici, düz kapak şeklinde tasarlanmış. Aracın içine baktığımızda ise taban döşemesinin ahşap olarak yapıldığını görüyoruz. Tabii ki kadrana da bakmak lazım. O zamanki hız saatte 100 kilometre. Evet, bu da Opel'in motor sporlarında yarıştığı, yer aldığı aracı. ...2004 model Spitzer Turbo. Yine etkileyici bir tasarımla o zaman karşımıza çıkmıştı. Şöyle içine de bir bakalım. Opel Ampera. Bunu tanıdığımız bir araç biliyorsunuz. Türkiye'de de biliyoruz bu aracı. ...1928'de üretilen Opel'in bu modeli roketlerin kontrol edilebileceğini ispatlamak için yapılmış. Sadece bir tane yapılmış. Bu şu anda görmüş olduğumuz replikası. Bu yapıldıktan bir yıl sonra ise Opel gökyüzünde yine roketlerle uçmuş ve onların da yine bu şekilde kontrol edilebileceğini, kullanılabileceğini göstermek istemiş. Opel geçmişine yaptığımız yolculuğun ardından tasarım merkezini ziyaret ettik. Şimdi Opel Design Studio'ya geldik. Hemen girişte Grandland Electric bizi karşılıyor. Bu rengiyle bence oldukça çarpıcı, çok yakışmış. Heybetli görüntüsüyle de oldukça güzel gözüken bir SUV model Opel için. Artık yeni Grandland bu formda üretilecek ve piyasaya sunulacak. Daha önce 8. etapta sizlere bu aracın kısaca tanıtımını, ilk izlenimlerini anlatmıştık. 1952'de Rüsselsheim'de Opel Tasarım Odası açılıyor. Ondan sonra 1964'te tasarım için bir stüdyo kuruluyor. Bu stüdyo gelişerek günümüze gelerek devam ediyor. 2024'de geldiğimizde ise işte çıkan modelleri görüyorsunuz. Experimental GT'nin ilk tasarımı hemen arkada gördüğünüz, duvarda gördüğünüz şekliyle 1965'te ise üretilen ilk konsept araç bu oluyor. Evet, bu aracın tasarımında Juan Manuel Fangio da görev yapıyor ve motorun böyle birkaç santim daha hareket etmesi gerektiğini söylüyor. İleri geri ayarlarını yapıyor ki daha iyi bir yol tutuş sağlasın diye. Bu da bu kaputtaki çıkıntıyı aslında anlatıyor. Çünkü ona göre şekillendirilmiş. Evet, konseptten hayata geçiş 1969'da oluyor. Aero GT. Evet, bu da 1969'da 2 adet üretilen Aero GT Targa versiyonu. Bu da diplomat platformunda üretilen 1969'da üretilmiş CD konsept. Gördüğünüz gibi ön taraf komple cam. Bold and Pure tasarımının atası sayılabilecek bir model. İşte bu tasarım felsefesi bugüne taşınmış durumda. Bu da aracın şeffaf görünümü. Özellikle ön tarafın nasıl açıldığını göstermek için. Orta bölümdeki araç telefonu da dikkat çekti. Gördüğünüz gibi belki de o zaman için yapılan ilk araç telefonu diyebiliriz buna da. Yine temiz, sade çizgilere sahip bir model. Bir öncekinden biraz daha farklı duruyor.
ama yine sportif görünümü oldukça etkileyici. 1975'te yapılan bir tasarım. 1982 model Corsa Spider prototipi. Hemen yanında bir başka konsept var. O da 1983'te yapılmış Junior konsept diye geçiyor. Yeah. 1995 yılına ait Max konsept. Burada Aero jenerasyonun doğuşunu görüyoruz. 1981 yılında yapılmış bu model 0.24 cd'lik sürtünme katsayısıyla da o dönem için oldukça başarılı bir tasarımdı. Camlar da yine bakın adeta bir akvaryumu andırıyor. Her tarafı cam, içini çok rahat görüyorsunuz. Tabii içeriden de dışarıyı rahat görmek mümkün. Oldukça ferah gözüküyor. Aracın içinde koltuklara entegre edilmiş düğmeler de var. Tabii ki bugün pek görmediğimiz bir tasarım anlayışı. 2013 yılında tasarlanmış Monza konsept. Bugünkü tasarım diline daha yakın. Oldukça sportif. Ve bakın yan tarafta camların akışı nasıl arkaya kadar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yine arkada yuvarlak hatlar. Bu da bir başka konsept araç. 2016'da tasarlanan GT konsept. Hazırlık aşamalarını göstermesi açısından oldukça önemli. Bakın üzerinde bant bile duruyor. Bu aracın tasarımını şekillendirmek için yapılmış bir çalışma. Evet, burada da Opel Adam'ı görüyoruz. Adam Rux. Evet, son olarak Opel Experimental Concept. Ön taraf kompas tasarım dilini gösteriyor. Adeta bir pusula gibi. Artış şeklini ön tarafta görüyorsunuz. Oldukça ilginç jantları var ve jantların göbekleri aydınlatılmış durumda. Burada da yine Opel'in konsept araçları görüyoruz. İlk başta 2021'de yapılan Manta GSE versiyonu, elektrikli Manta. Hatta ben bunda kısa bir sürüş imkanına da sahip olmuştum. Dünyada çok az kişinin kullanabildiği bir prototip, bir konsept araçtı. Onu da deneyimlemiştim ve sizlere 8. etapta aktarmıştım. Burada da geleceğin tasarımları şekilleniyor. Bakalım neler var. Evet, masaların üzerinde minik modelleri görüyoruz. Ve tabii ki mobilite kavramı değiştiği için artık çok farklı projelere imza atacak Opel. Bunlar öğrencilerin yaptığı tasarımlar. Bakın çok farklı lastik tasarımları, jant tasarımları da var. Araçlar gittikçe uzay araçlarını andırmaya başladı. Hani o filmlerde, dizilerde gördüğümüz uzay araçlarını çok yakın olmasa da gelecekte görmek mümkün olacak gibi.
Design Studio'da öğrencilerin yaptığı orijinal bir saat kayışı. Hemen sol tarafta ise mantanın koltuk kumaşını görüyorsunuz, orijinalini. Evet, burada sanal tasarım yaptıkları bölümdeyiz. Bu sanal gözlüğü taktıktan sonra araçları görüp onların istedikleri gibi renklerini değiştirip, modellerini değiştirip daha yakından bakıp daha net bir şekilde inceleyebiliyorlar. Birazdan Alman şansölyesiyle yapacağımız toplantı için güvenlik kontrolünden geçeceğiz. Gördüğünüz gibi herkes, tüm basın mensupları sıraya girdi. Çantalara bakılacak, bir üst araması olacak, sonra içeride toplantı salonuna geçeceğiz. Adam Opelhaus'ta gerçekleştirilen törende yerimizi aldık. Törenin onur konukları arasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein'in yanı sıra Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Carlos Tavares ve Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chero yer aldı. Opel'in otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimiyle elektrifikasyon yönünde gururla ilerlediğini ifade eden Opel CEO'su Florian Hüttl, "Bugün Opel ve şehrimiz Rüsselsheim için büyük bir gün. Almanya Şansölyesi, Hessen Başbakanı ve diğer tüm konukların ziyaretleri beni çok onurlandırdı. Gün içerisinde Opel'in sağlam iş modelini ve cesur elektrifikasyon stratejimizi paylaşma fırsatımız oldu. 2024 yılında portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonu sunan ilk Alman markası olacağız. Otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimimizle biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz. Ayrıca Rüsselsheim'de inşa edilecek yeni karbon nötr Green Campus'le çalışmalarımızın refahına da yatırım yapmaya devam ediyoruz," dedi. Opel'in elektrikli ulaşım yolunda ilerleyen büyük bir otomobil şirketi olduğunu söyleyen Alman şansölyesi Olaf Scholz ise, "Opel'in 125 yıldır Rüsselsheim'de otomobil üretiyor olması önemli ve etkileyici bir geçmişi işaret ediyor. Otomobiller toplumumuzda önemli bir rol oynamaya başladığından beri onları daha da iyi hale getirmek için burada her gün özenle çalışılıyor. Nesiller boyu çalışanlar Opel'i bugün olduğu büyük marka haline getirdi. Bir kez daha geleceğe doğru korkusuzca ve güvenle ilerliyorsunuz. Bu da örnek teşkil edecek nitelikte değerlendirmesinde bulundu." Konuklar Opel CEO'su Florian Hüttl'la birlikte markanın en çok satan modeli olan Opel Astra'nın ve kardeş marka DS Automobiles'ın DS4 modelinin üretildiği üretim tesisiyle beraber birçok farklı alanı ziyaret ettiler. Evet, şimdi Opel'in fabrikasını geziyoruz. Opel modellerinin üretildiği yerdeyiz. Gerçi buraya daha önce de gelmiştik ama yine bu 125. yıl kutlamalarına dahil edilmiş bir tur. Tur sırasında Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chero da Green Campus projesinin detaylarından bahsetti. İlerleyen yıllarda açılacak Stellantis Almanya Genel Merkezi ve Rüsselsheim Mainzerstraße'deki yeni küresel Opel Merkezi ile ilgili planları sundu. Modern ve verimli yönleriyle öne çıkan bu yeni merkezin, Rüsselsheim'in karbon ayak izini azaltmasında önemli katkılar sağlayacak. Binanın tüm elektrik ihtiyacı çatıda yer alan sistemle güneşten elde edilecek olan enerjiyle karşılanacak. Yaklaşık 7000 panel, elektriğin fosil yakıtlar kullanılmadan tedarik edilmesine ve ofis kompleksinin tamamının iklim nötr bir şekilde işletilmesine olanak sağlayacak. Yeni Opel Frontera ve Opel Grandland modelleri de 125. yıl dönümü kapsamında ilk kez halka tanıtıldı. Eklenen iki modelle birlikte Opel, 2024 yılında portföyündeki her modelin en az bir elektrikli versiyonunu lanse edecek.
2025 yılından itibaren Avrupa'da pazara sunulan her yeni Opel modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olacak. Buna ek olarak Opel, elektrikli mobilite ve yenilikçi teknolojileri geniş bir müşteri kitlesi için erişilebilir kılma yönündeki marka vaadini ortaya koymaya devam etti. Opel Açık Kapı Günü kapsamında binlerce ziyaretçiye Adam Opel House çevresinde çeşitli destekleyici programlar sundu. Ziyaretçiler hem geçmişe uzanan sergi alanını hem de 60. yıl dönümünü kutlayan Opel Tasarım Merkezi'ni gezme fırsatı buldu. Motor sporları hayranları Opel Corsa Rally Elektrik'e binme şansına sahip olurken 15 yaşından büyük ve gerekli ehliyete sahip herkes Rux Elektrik'i test etme imkanını yakaladı. Sevgili seyirciler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir içerikle tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.